Hayırlı akşamlar. Özür diliyorum, 3 dakika geç. Evet, müziğimizi dinleyelim. Bu arada da merhabalaşırız. Merhaba Ariel. Müziği çok sordular. Müziğin adı ruhumun icabıdır. İyi akşamlar Gülhan'cığım. Gülten. Çiğdem okumuşlar. Instagram'ımdan müziklere girersiniz. Oradan ulaşırsınız. Ruhumun icabıdır. Biraz. Ahı suzanımdır benim, gam perverim burada. Sizler de iyi ki varsınız. Aleyküm selam Mehtapcığım. Müziği dağıtmayın. Yandım ama ben Serap'a, baştan aşağı yandım ama nur âlâ nur bana. Hoş geldin. Merhaba. Teşekkür ederim Gülay'cığım, sizleri görmekte. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Merhaba canım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ruhumun icabıdır bu. Ah eylerim daima. Ah aşığın dilinde Allah demektir. Eyvallah. Teşekkür ederim canım. Hoş geldin Yasemin. Teşekkür ederim Feyza Ergün. Evet, teşekkürler. Çok güzel. Huzur verirsen huzur alırsın. Ama o huzuru ilk önce kendinde bulman lazım. Teşekkür ederim. Ben sana yandım ama ben Serap'a. Teşekkür ederim Nora. Niyet iyi, akıbet iyidir. Yani vermek istediğin eğer huzursa huzur verirsin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Hayırlı akşamlar.
Şimdi yine güzel bir gece Allah'ın izniyle. Tabii ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir, yol verir. Biz bu dünyaya şahit olmaya geldik, sahip olmaya değil. Neye şahit olmaya? Yüce Yaradan'ın muhteşemliğine, musavvirliğine, ilmine, hilmine, melikliğine, malikliğine, malikün mülk olduğuna, veliliğine, halikliğine. Yani ne kadar hamd etsek azdır. Hamd ettik sanırmışız. Ne haddimize hamd etmek, ne haddimize hamd edememek. Bizi Allah'a kovalayan her şey mübarektir. Bizi bu dünyada diri tutan olaylardır. En çok da hüzünlü olaylardır. Şok etkisi yaratır. Elat, evet. Varlığını hissettirir. Ama şah damarından yakınım, korkma der. Allah rahmet eylesin. Meral'cim, bugün kardeşimin ölüm yıl dönümü demişsin. Sevgili çağırdı da kim gitmedi güzelim? Bir hanım da 9 ay önce kızını sevgiliye yollamış. Eğer olaya böyle bakarsak, onları da üzmeyiz, kendimiz de mutlu oluruz. Cenab-ı Allah da beni kavradınız der, beni anladınız der. Çünkü ölüm denen bir şey yok. Ölmek yok, olmak var. Olunca gel der Allah. Sonsuz boyutlar, sonsuz güzellikler, sonsuz alemler bizi bekliyor. Ama 18 bin alem dedi ki anlayalım diye. Aleykümselam Necla. Saygı ve sevgi, muhabbet. Allah var, gam yok. Mahcup gitmeyelim. Potansiyelimizi ortaya çıkartmayı nasip etsin Yüce Rabbim. O çok muhteşem işte. Müsterih bir şekilde gitmek. Bakın. İnsanın eceli yoktur. Olayların eceli vardır. İnsanın devamı vardır. Çünkü Allah verdiğini geri almaz, daha iyisini verir ya da değiştirir. Özlemciğim, biraz nezle olmuşum galiba. Evet. Olacak, burası dünya. Hasta da olacaksın, başın da ağrıyacak. Bazen çıkmazlara gireceksin, bazen sevineceksin. Ama şah damarından yakın olanın varlığını unutma. Ve eğer unutmazsan men, Allah ile insanın bütünlüğü zaten. Çok sevk alırsın. Teşekkür ederim. Aleykümselam, teşekkür ederim canım. Amin. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Eksik olma. Ya işte bu. Amin. Rüya zaten rüya alemi. Rüya içinde de rüya görürüz. Öyle rüyalar vardır ki. Sabah kalkarsın, 50 sene yaşamış hissedersin kendini. 50 sene daha atarsın öteye. Yani tecrüben artar, bildiklerini unutursun. Allah'tan rüya dersin. Teşekkür ederim. Öyle rüyalar da var ki, ya Rabbim,
Keşke uyanmasaydım dersin. Keşke rüya olmasaydı dersin. İşte o. Cenab-ı Allah'ı kavradığımız zaman işte o zaman içimize cennet kaçar. Cennet ne? Hediyeyi veren hediyeden daha değerlidir. Olsun, bir şey olmaz. Teşekkür ederim Aykaç. Diyor ki tokat yediğimizde diğer yanağımızı mı çevirelim yoksa hakkımız için savaşalım. Duruma göre. Duruma göre. Öyle anlar vardır ki cehennem yanında hiç kalır. Öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Duruma göre. Ama şunu unutma. Sabır muhteşem bir şey. Sabredenden konuşuyor. Sabreden de seviniyor. Hani daha önce okumuştum ya, sabırla ilgili 4-5 cümlesi vardı. Sabır. Bakın. Sabır Allah'ın bir ismidir. Muhteşem bir ismidir. Sabır dehadır. Rahmetli annem genç kızken böyle atasözlerini falan yazardım. Edebi şeylerle ilgilenirdim. Ne yapıyorsun derdi. Anne, atasözlerini yazıyorum. Başına sabır dehadır yaz kızım derdi. Aradan bir zaman geçerdi. Yine ne yapıyorsun? Anne, edebi şeylerle ilgileniyorum. Başına sabır dehadır yaz derdi. Ben de annem başka bir şey bilmiyor mu derdim. Özün özünü bulmuş. Sabır dehadır arkadaşlar. Sabır, bütün organların üzerinde cevherin lezzetini almaktır. Sabır, ruhun yüceliğini ortaya çıkarır. Kendini okumak bir anlamda budur. Bu Mutlu Baba'nın Tasavvuf Pınarından Mutlu Damlalar kitabından. Bakın. Sabırdaki yücelik, müşahede et de zevk al anlamındadır. Müşahedesiz sabır uyuşukluk olurdu. Ben sabredenlerle beraberim ayetinin bir anlamı da şu. Benim tadıma varmak için sabret. Ben sabredenle beraberim demek aslında sabrın sonunda sabreden de sevinirim demek. Sabrederim demektir. Bak, diyor ki ben sabredenle beraberim demek aslında sabrın sonunda sabreden de sevinirim demektir. Allah'ın sabra ihtiyacı var mı? Yok. Ama sabrı sende tadar. Tadar. Aa der, şimdi hak ettin. Ben sabredenle beraberim demek aslında sabrın sonunda sabreden de sevinirim demektir. Ben sabredenle beraberim. Lütfu bilen çileyi çekendir. Şöyle ki işte şey yapmak istersiniz yani şimdi. Başka bir örnek, yani lütfu bilen çileyi çekendir. Çilenin sonunda lütuf gelecek demektir. İşte bir gün o bahçeyi süpürmüştüm falan falan, çok Ağustos mu Temmuz mu ter kan içindeyim. Ya dedim şu havuza kendimi bir ıslanıp çıkayım dedim. Sorarlarsa düştüm derim. Bir an geldi, bir an arkadaşlar, bir an. İşte orada seçimlerin çok önemli. İnsanın tek özelliği, en önemli özelliği seçimlerimiz. Ve bu seçim için biz bu dünyaya geldik. Sonra da dedim yok ya, ayıp olur dedim. Kendime ayıp olur. Yalan. Kendine yalancı olma. Kendine yalancı olma. O zaman ne olmuş olursun biliyor musun? Elbisen albay ama sen er. Olmaz, itibarın da gider. Kendine saygın da gider. Biraz sonra kızım aradı. Anne,
WhatsApp'tan sana bir şey gönderdim, görmedin mi dedi. Yok, bakmadım kızım dedim. Bak dedi. Ben Bodrum Gündoğan'da bir yer tuttum. Önünde havuzu da var bak anne dedi. Gördün mü? Lütuf sabır noktasında gelendir. Senin sabrının bittiği anda gelir. Merak etme. Ama sabrın bitsin diye uğraşma. Hadi sabrın bitiyor kendi kendine. Yani olumsuz yükleme, olumsuzlukları yükleme. Çünkü biraz önce dediğim gibi öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Öyle anlar vardır ki cehennem yanında hiç kalır dedik ya. Gördün mü? Ve hayat da böyledir. Seni layık olduğun yere getirir, merak etme. Onun adı El Hak'tır. Ama süreç uzundur. Süreç. Yani her şey çok çabuk olsun isteriz. Fırının duvarları ısınmayınca ekmek olmaz. Fırının duvarları ısınınca ekmek olur. Bu Allah'ın, hoş geldiniz. Bu Cenab-ı Allah'ın muhteşem bir güzelliği bu dünya. Burada Allah'ı buldun buldun. Bakın, orada Allah'lasın. Ama işte imtihan dediği, seni sana tanıtmak. Allah imtihan etmez, seni sana tanıtır. Olmadı Çiğdem der, olmadı. Söz Şahin, olmadı Savaş der, olmadı Aykaç der. Yani kendi kendimizden mahcup oluruz ya, ya da keşke bunu yapmasaydım deriz. İşte keşkeleri ortadan kaldırmanın yegane yolu dosdoğru yol. Zaman kaybı olmaz. Şu öğretmenimizin çok güzel bir lafı var, Mehmet Rasim Mutlu öğretmenimin. Diyor ki, şu uyanığın kaderine bak diyor. Şu açık gözün kaderine bak. Şu geçici dünyaya gözünü açar da bekaya kapatır. Beka gelecek. Bir de yine güzel sözlerinden birisi. Ben ukbayı bileyim dersin. Geleceği, gideceğimiz yeri. Şu demi bilsen o ukbadır işte. Ektiğini biçme yasası. Katiyen değişmez. Ektiğini biçme yasası. Kesinlikle Allah'ın kesinlik şu. Şah damarından yakınım diyor. Kesinlik o. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. Yalnız olduğunu düşünme. Yalnız değilsin. Şah damarından yakınım diyor. Bu ne müthiş bir şeydir. Bu ne güzel bir şeydir. Yani beni Adem yok, beni idrak var. İdrakte sıçrama. Biraz önce reenkarnasyonu sordu birisi. Şöyle düşün. Senin çocuğun senin gelişmiş halin. Onun çocuğu onun gelişmiş hali. İşte beni Adem yok, beni idrak var dediğim olay bu. İdrakte sıçrama. Gelen giden aynı insan. Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Sensin. Yani hani şöyle düşün. Ya ömrümüz geçti de hiçbir şeye başarılı olamadık da bir şeye sap olamadık da bir boş ver. Sana verileni en güzel şekilde yap. Olay bitmiştir. Bir zincirin halkaları gibi. Elimden bu kadar geldi ya Rabbim. Demek işte bu. Ya Rabbim, bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum. Bu kadar. Dünyanın özü bu bence, kendimce. Ve nakışta nakkaşı görmeyen göz göz değildir. Yani nakış, musavvir, Allah. İlim sahibi, ilmi billah. Her şey.
her şey. Alemlerin Rabbi. Bakın tasavvufu anlatan birkaç cümle var. O cümleleri söyleyeyim. Diyor ki, tasavvuf nedir? Mutlu Baba'nın kitabından. Bunların hepsi okumuşlar, yayıncılıkta var. Almanızı isterim. Çünkü elinizin altında olsun. Böyle elini uzattığın zaman cevap verir Allah'ın izniyle. Ve işte fırının duvarları ısınması denilen olay da odur. Bakın tasavvuf içe bakış değil, içe alış. Cümle alemi içe alış. Tasavvufun ruhsal metot ve ilimlerden başlıca farkı budur. Ya işte tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Karşıda gördüğün sensin. Karşıda gördüğün sensin. Sen hayatının başrol oyuncususun. Herkes hayatının başrol oyuncusu. O rolü güzel oyna. O zaman seni oyundan çıkarır, oyun kurucu yapar. Çok zevk alırsın. Müthiş zevk alırsın. Çünkü bir sonraki hamleyi bilirsin. Bilirsin ki Allah'ın yanlışı olmaz. Şimdi tasavvuf bakışıyla bakmak Allah bakışıyla bakmaktır. Tasavvuf ehli aleme Allah'ın baktığı gibi bakar. Halk edilmenin esrarı Halik'i bilmendendir. İşte bu esrara tasavvuf diyoruz. Bir sanatkarın eserine hayran olan o eserden ilham alarak yeni arayışlara girişir. İnsanın halife oluşu zaten bu arayışları gerektirir. Bir de sanatkarın kendisine hayran olan var, bir de sanatkarın kendisine hayran olanı var. O da tasavvufa dalar. Allah'a hayran olan tasavvufa dalar. Her olayın arkasındaki hikmeti görür. Tasavvuf sonsuz aktivitenin kesintisiz tefekkürüdür. Diyor, senin tasavvufu seçmen özeldir. Bu yazıları okuman, bu sohbeti dinlemen seni özel kılar. Çok sevdiğim bir cümle daha. Sonra tasavvufa bakarız. Tasavvuf oynanan oyunu kulisten seyredebilme yetisidir, gayretidir. Kulisten seyredebilme becerisidir. Ne muhteşem bir şey. Yani kolay değil demek istiyor. Eğer seyredebilirsen. Yani evet arkadaşlar, kolay değil ama Cenab-ı Allah seninle olduğu için her şey aynı zamanda çok kolay. Neden? Düşersin, kalkarsın. Düşersin, kalkarsın. Düşersin, kalkamazsın. Bir el uzanır, o Allah'ın elidir. Öyle bir konuşur ki kuluyla, savaşıyla, serveriyle, aykaçıyla, çiğdemiyle. Sen yeter ki samimi olarak. Edep yahu, hafu reca ile. Haddini bilerek bir sor, bak nasıl cevaplar geliyor. Dertleş. Gönülden. İyi niyet devamlı duadır. Kötü niyet duasız kalmaktır arkadaşlar. İyi niyetlinin zaten duası kabul olur. Ama tabii bir başka samimiyet, bir başka. Hatta duan kabul olduktan sonra o dua ederken aldığın hazzı aynı şekilde alamazsın. Çünkü dünya ritüelinden çıkmıştın o anda. Ben işte öğretmen rahmetli müzik kitaplarını soruyordu. Celali acele de ediyor. Nerede, çıkmadı mı etmedi mi filan. Ben de lavabodayım. Allah'ım dedim, çok mu yük alıyorum başıma ne? Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Bak aynen bu. İçimdeki ses böyle yaptı. Planı Allah yapar. Merak etme hiç. İyi niyetli ol yeter ki. Bismillah. Bu evrensel bir söz, sezgi.
ilham gelir. Samimi olarak sordun. Dertleştin. İstedin. Allah'tan istemeyip de kimden isteyeceksin? Ondan dertleşmeyip de kimle dertleşeceksin? Hemen yazdım, paylaştım. Bak, herkesin işine yaradı. Neden biliyor musunuz? İnsanoğlu kararsızdır. Şöyle kararsızdır. Ya işte bugün benim halim. Katiyen bir şeye el atamadım. Ama tabii ki sizlerle paylaştığım videolar falan, onlar beni çok mutlu ediyor. Çünkü pirim himmet, oğul hizmet, evlat hizmet, hizmetten geçer. Bu dünyanın özü şudur arkadaşlar, hizmet ehli ol, iz bırak. Biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik. Diğer canlılardan farkımız bu. Müthiş bir şeydir. Neden? Güldürmeye çalışırken gülüyorsun, yetmez mi? Ya. Ben de mutlu oluyorum orada görünce. Aa, işe yaramış. Aa, ne güzel. Gördün mü? Ne yaptığını bilene dünya kenara çekilir, yol verir. Evet. Sabrede ede dert sahibi olmazsın, merak etme. Merak etme Tülay, ben de öyle zannediyordum. Allah'ım ben kanser olacağım, ben şunu olacağım. Yok yok, Allah diyen mahrum kalmaz. Ama şöyle, Allah'ın adı El-Hak, buna canı gönülden inanıyorsan olay bitmiştir. Ama süreç uzun diyorum sadece. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Bak arkadaşlar, geldik gidiyoruz kendi adıma. 100 yaşına da gelsem bana deseniz ki hayattan ne aldınız? Şunu aldım diyeceğim. Herkes de hakkın zayi olur. Ananda, babanda, çoluğunda, çocuğunda, karında, kocanda, en yakınında. Allah'tan sonra sensin dediğinde de. Ama Allah'ta hakkın zayi olmaz. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Bunu bil yeter. Bakın bunu bilin. Onun için teşekkür beklemeyin insanlardan. Kızmayalım. Tabii kolay değil. Niye beklemeyelim? Hani Allah vafidir, vefalıyı sever. Teşekkür eden de mutlu olur aslında. Ve insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez. Ama bize hep vefasız çıkıyorsa da o da muhteşem. Vefalıya kovalıyor. Vefalı kim? El-Vafi. Vefalılar vefalısı. Bitti. Beklentin olmasın. Karşılıksız sevmesini bil. Karşılıksız sev, içindeki ses seni alkışlar. O zaman o kadar mutlu olursun ki. Çünkü oraya geliyorsun eninde sonunda. Bir bakıyorsun ki kimsede ne teşekkür var, ne o var, ne bu var, ne şu var. Ha, Allah harcamıyor seni. Layık olduğun yere getiriyor. Özüne varmanın beklentiyi bırakın. Allah der ki, kimden ne bekliyorsun sen? Kimden ne bekliyorsun? Seni değerlendirecek olan benim kulum der. Ha, bir şey geldi aklıma ama onu sonra anlatırım. Ha, iyi, not edeyim de tam o cümleyi bulurum. Yarım yamalak olsun istemem. Hı hı. Karşılıksız sevmesini bilen ilahi yoldadır ve kesinlikle sevimlidir. Kime? Başta kendine. O öyle hafif olur ki. Tabiatla olur, Allah'la olur. Tabiatla olan Allah'la olur. Tabiatı okuyan Allah'ı okur. Bir gülü kokla ya, bir gülü kokla şöyle de. Ya Rabbim bu ne? Bu güzellik ne de? Biraz fazla ölçüsü kaçsa yaşayamazsın ki, o kokudan bayılırsın. Belki de ölürsün. Ya. Marul yaprağını da sonra Tülay anlatacağım. Aleykümselam Hatice.
Hatice kaçırdın eğer sonra seyretmeyeceksen. Bak biz çok güzel şeyler aşağı yukarı 33 dakikadır paylaştık. Ya tabii ki ben kimseyi zorlayamam, yanlış anlamayın. Nasıl olsa kaydediliyor ama akış güzel. Akışta yakaladın yakaladın. O ne biliyor musunuz? Yine öğretmenimin muhteşem bir sözü. Muhammed Mustafa diyor. Anı başa tac eyledi de onun için mirac eyledi. Ya. Anı başa tac eyledi de onun için mirac eyledi. Zaten beni biraz böyle sıçratan olay 25 sene önce, 26 sene önce bu kitabı böyle dolaşıyorum içinde ama pek anlamıyorum. Tasavvuf Pınarı'ndan Mutlu Damlalar, sonra okumuşlar yayıncılıktan çıktı. Öyle Mutlu Baba yaptırmış, bizlerdeydi. Dolaşıyorum içinde, seviniyorum ama ne aradığını bilene dünya kenara çekilir, yol verir arkadaşlar. %25, 30, 35 en fazla. Geri kalanını anlamıyorum. Ama Allah yardım eder. Ne aradığını bilene dünya kenara çekilir, yol verir. Şu cümleye geldim. 121. cümle. Küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. İşte nereye geldik? Senin her kalp atışın bir zamandır, bir devri açar. İşte. Sevgi ve muhabbetle o anı kavrayabiliyorsak her olay bir ayet olmuş olur. Her nefes alışverişte an değişir ve anlar birbirinin üzerine geldiğinden bıraktıkları imge sebebiyle hareket ediyor gibi görünür. Zaman dediğimiz budur. İşte tekrar o cümle var. Muhammed Mustafa anı başa tac eyledi de onun için mirac eyledi. Müminin gönlünde öyle bir an olur ki o anda Allah belirir. Asra yemin ederimin bir anlamı budur. İşte biraz önce dedik ya, öyle anlar vardır ki cehennem yanında hiç kalır. Öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Eyvallah, teşekkür ederim. 322, bir ara 322'ye çıkmışız. Galiba onu hatırlatıyor. Öyle mi Gürkan? Eyvallah. Ha dur bakalım, 322. Hadi bakalım, 322'de kim girmişti onun şansını? Evet. 322. Cüzi aklımı külli akıla birleştirmeye çalışmaktayım. Külli akılda benim için mükemmel bir nimet var. İçimdeki bilgelik sadrımı açıp okumayı salık veriyor. Sen Kitabullah'sın ey dil. Allah Allah. Ne güzel çıktı. Bakın, cüzi akıl. Yani bize verilen mahdut, sınırlı akıl, kapasitemize göre. Ama kül, onu şöyle anlatır tasavvuf ehli. Diyelim ki bu bardaktaki su benim kabım. Benim kapasitem bu kadar. Cenab-ı Allah'ı da derya deniz kabul et, okyanus kabul et. Bunu ona boşalttığım zaman ne oluyor? Hani senin aklın? Artık külli akıldan almaya başlarsın. İşte onun adı hayranlık, sezgi, ilham, mecnunluk, ne dersen de cezbe. Cüzi aklımı külli akla birleştirmeye çalışmaktayım. Külli akılda benim için mükemmel bir nimet var. İçimdeki bilgelik sadrımı açıp okumayı salık veriyor. Sadrımı, sadır, gönüle ait seziş. Evet, cüz'i iradesini kullanamayan küllün tadına varamaz. Kül. Evet. Beş duyuyu yerli yerinde kullanırsan altıncısı gelir. Onun adı da ilham. Sezgi. Sağ ol, teşekkür ederim. Portakal. Bu turuncu hakikaten güzel bir renk. Ama bakın, çok güzel bir konuya geldik. Madde zıttını içinde taşır. Genç kızım, annem bizi şeye götürdü, Uludağ. Yanımızda da
Yanımızda çalışan bir eleman arkadaş var. Onun da gömleği kavun içi. Utanıyorum. Kavun içi gömlek de mi olur diyorum. İşte blokajlı ya düşüncelerimiz. Eflatun'la mor Eflatun siklemen arası renkle şeyi lila karışım bir rengi. Bir de bunu hiç sevmiyorum. Görüyor musun? Demek ki madde zıttını içinde taşır. Ya peşin yargılar bizi tutuklar. Tutku tutuklar. Maddede de öyledir. Manada da öyledir. Ya ne güzel bir renk. Ne güzel bir renkler çok güzel. Ama bunun hali de gerçekten bir başka. Hatta Kur'an-ı Kerim'de mesela o buzağların, ineklerin rengini de vermiştir der ki o güzel bir renktir der, iç açıcı bir renktir der. Sarı kavun içi karışımı, taba karışımı bir renge. Rica ederim, ne demek? Ya, eksik olmayın. Aynen öyle. Allah yanlış bir şey, Allah'ın yanlışı olmaz ki yaratımında. Yanlış bizim bakışımızda. Öğretmenimiz öyle derdi. Kuzum, kızım, oğlum, iyi dinleyin derdi. Bu zamana kadar bildiğinizi unutun. Ama şu sözü unutmayın. Unutmak istiyorsanız unutun demek istedi. Allah'ın yanlışı olmaz. Yanlış bizim bakışımızda. Galiba şeyden bahsediyordu. İnekte tam yanlış bir şey de söylemek istemem. Ama o renk yani sarımtırak, kahverengi sarımsı. Bak Onurcuğum, Onur Mihriban. Senin hakkın yeniliyorsa olanda hayır vardır, merak etme. Tekamül yolu, biri bizi üzecek, biri bizi hakkımızı yiyecek, biri vefasızlık yapacak. Biz oradan madde dünyasından mana dünyasına geçeceğiz. Çünkü şöyle bir şey. Maddeyi çarmıha gelmeden manayı bulamazsın. Mana eşittir Allah demeye ramak kaldı. Hep deneniriz. Deneniriz. Hep dener. Hep. Yani tekamülümüz için bizi bize gösterir. Allah da haksay olmaz. Merak etme. Bak dün Nilüfer gelmişti yanıma. Kimyager bir hanım. Bir de desinatör, tekstille ilgilenen Songül diye bir hanım. Epeyce bir sohbet ettik. Bu çocukların tuttuğu yer Fulya'daki 18 sene önce. Dediler ki, ya o çok aksi bir adamdır. Hiç o dükkanı tutmayın dediler. Yani bıktırır gibilerinden. Siz çıkmak istersiniz gibilerinden. Olsun bir tanışalım dedik. İşte emlakçıda buluştuk. Bekliyoruz şimdi. Girdi içeriye. Bana baktı. Kendi tabiriyle. Bu mu istiyor dedi emlakçıya. Kaça istiyorsa verin dedi. Ben gidiyorum dedi. Bakın. İnsanların o çekilmez. Ondan yapamazsınız, edemezsiniz dediği insan bunu diyor. Neden biliyor musunuz? Tanzim'de benim müşterimdi. Oğluyla birlikte geliyordu. Çay ikram ediyordum, sohbet ediyorduk. Sohbet ehliydi. Dertleşiyorduk. O işte ihtiyaçlarını alırken biz de çay içerken sohbet ediyorduk. Demek ki Allah da hak zayi olmaz. Allah gani gani rahmet eyleye vefat etti Kazım abi. Onu da anmış olalım. Bak.
Ne muhteşem bir şey değil mi? Allah karşına çıkarır. Ektiğini biçme dünyası. Yasa bu. Ektiğini biçme yasası. Annemle tabii. Annemle anılarım niye harika biliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel. Bak Kardelen diyor ki dolandırıldım az daha intihar edecektim diyor. Ama beni Allah'a kovaladı bu olaylar. Çünkü Kardelen yasa şu güzelim. Allah verdiğini geri almaz daha iyisini verir. Başka şeyle değiştirdi. Bize lazım olan manayla değiştirdi. Mesela dergahta da Mutlu Baba'ya sorarlardı. Efendim neden genellikle buraya gelenlerin işte durumları pek iyi değil? Kimisinde çok iyi. O da diyordu ki durumunuz iyi olsa gelmezsiniz. Yani sizi dertleriniz, kederleriniz buralara atıyor demek istiyor. Neyi niye? Neşe İlcen. Orayı anlayamadım. Hepsini göremem. Hızlı hızlı gidiyor ya. Onun için kusura bakmayın. Annem zor bir insandı arkadaşlar. Neden zordu? Onu da söyleyeyim bakın. Buradan da başka bir empatiye geçeriz. Abimi kaybetmiş. Suda boğulmuş abim. Arkadaşını kurtarırken. Teşekkür ederim. Tabii hasta olmuş. Kolay değil. Hayat mücadelesinde de tek başına mücadele etmiş. Mesela güvensizdi. Tuvalete girerken çantasıyla girerdi. Gücüme giderdi. Ya derdim bu nasıl bir iş yani? Bir şey söyleyeceğim. Evde. Benim evde. Benim ev onun ne fark etmez de. Sonra gönlün diyor ki ya çok aldatılmış, güveni kalmamış. Çok aldatılanın güveni kalmaz arkadaşlar. Lütfen onlara anlayış gösterelim. Hani sütten ağzı yanmış yoğurdu üfleyerek yiyor. Ben ona desem ne olur? Anne ayıp değil mi? Bak bu evde niye öyle giriyorsun desem. Boş ver. Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bırak. Bak seni sabra alıştırıyor. Sana başka bir bakış açısı veriyor. Bak biraz önce ne dedik? Tasavvuf için. Tasavvuf içe bakış değil. İçe alış. Cümle alemi içe alış. Tasavvufun ruhsal metot ve ilimlerden başlıca farkı budur dedik değil mi? Gördün mü? Bir insanı anla. Bütün insanları anlarsın. Bir tek insan. O insan da biraz kahhar sıfatında olacak. Kahhar ne biliyor musunuz? Korkmayın. Allah'ın kahhar sıfatı. Hızlandırılmış eğitim. Lütfunun şiddeti. Eyvallah. Acıla. Ama Leyla Allah'a giden en kestirme yol anne sevgisidir biliyorsunuz değil mi? Teşekkür ederim. Ne o sorun Nora? Söyle. Yok bazen olmuyor yavrum. Kutman Leyla. Bazen olmuyor. Şeyini yitirmiş oluyor. Yani güvenini falan yitirmiş oluyor insanı. Ha, olur. Olur güzelim. Hiç fark etmez. Bak ama sana aslanlar gibi Mehtap böyle açık sözlü olmayı öğretti. Kardeşimin evinde tuvalette yattım diyor. Tamam. Neymiş? Dost Allah kalp arkadaş. İlahları devirdi mi? İlah benim dedi. Ama biz yine onları kucaklayalım. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat hiçtir. (Gülüyor) 336 kişi olduk o zaman.
Seda. Ha, teşekkür ederim. Olur, bir tanem. Hepsi olur. Daha dur. Yüce Rabbim gönlümdekileri biliyor. Tabii, Allah ya Şafi Savaşçım. Heh, bir senedir sabrettim, bir durum artık sağlığıma yansıdı. Kısmetim değilmiş, bir bırakmam mı gerekiyor, pes etmek? Yok, zoruna gitmesin Nora. İşte tamam. Çok güzel bir yere geldik. Allah putlarını kırdırıyor, başarı putunu kırdırıyor. Bak şimdi benim evlat putunu kırdırdı, eş putunu kırdırdı, abla putunu kırdırdı, kardeş putunu kırdırdı, dost putunu kırdırdı, hepsini kırdırdı. Bir tek başarı kalmıştı. Tamam dedim ya. Niye inat ediyorum? Tutku tutuklar. Fark edemiyorsun. Yani yapamadı, edemedi. Bırak yapamadık, edemedik deriz. Çünkü bak Hazreti Ali'nin çok güzel bir sözü var. Muhteşem bir sözdür bu arkadaşlar. Diyor ki, ben Allah'ın Allah'lığına benim her istediğimi yapmadığı için hayran kaldım. Yani bana lazım olmayan şeyde ben diretiyordum. O da o olmaz dedi demek istiyor. Onu boş verin. İnat yok. İnat geldi mi idrak gider. Bak arkadaşım hani dedin ya. İnat geldi mi idrak gider. Ha bunu diyen ben. 2,5 senedir inat ediyordum. Ha, ama anladım. Ama anladım. İnat edilmeyeceğini anladım. Eğer bir şey olursa âlâ, olmazsa alülâlâ. Olmamasında hayır vardır. Evet. Olur, Allah büyüktür. Nasibi olan girer Ayşecim. Bak şimdi. Hani aşağı yukarı 337 kişi falan olduk diyor ya. Tamam. Nasibi olan. Kar topu gibi büyürüz. Neden büyürüz biliyor musunuz? Yağmur suyu gibi değiliz. Kar suyu gibiyiz. İçe işliyoruz. Neden? Hesapsız kitapsız sohbet ediyoruz. Diyoruz ki, ya ben bunları gördüm, çektim. En sonunda Allah bir mürşit verdi. Hayatı öğretti. O bakış açısıyla bir Allah dostu çıktı karşıma. Ben ondan öğrendiklerimi ben de hesapsız kitapsız vereyim. Çok güzel. Rica ederim Nora, ne demek? Bırak. Olmuyorsa olursa âlâ, olmuyorsa alülâlâ. Ne verirse yahşi, güzel. O yarim bahşi. O bizi bizden çok iyi bilir. Ha, teşekkür ederim Kuzey. Eksik olma canım. Bir şeye inanarak konuştuğun zaman, sevgi ve muhabbetle konuştuğun zaman ses tonun o öyle yansır. Ses çok önemli bir şey. Yani ben herhalde bir teşekkür ederim Berin Kerem. Eksik olmayın. Sizler de şahanesiniz. Bak, çocuklarla imtihanımız çok zor hocam. Bize bu konuda yardımcı olun. Tamam. Tamam Hatice. Çok güzel Hatice Akkuş. Onlar bizim öğretmenimiz. Hatta onlar bizim mürşidimiz. Bir de o gözle bak. Şimdi bazımız diyoruz ya, ne biçim konuşuyorsun sen annenin yanında, babanın yanında? Hayır. Bak, birkaç örnek vereceğim. Çocukların kuaförü, pazar olayından sonra, Tanzim'den sonra kuaför açtık değil mi? Ben de kuaförün kasasındayım. Onlar da ilgileniyorlar. Anne, bu saçın başın ne diyordu bana? Ya Funda, niye benimle bu kadar ilgileniyorsunuz? Sen hep kusur mu arıyorsun derdim. Yani bir git işine gibilerine. Anne, ama unuttuğun bir şey var. Kuaförün masasındasın diyordu. Yani camcı. Camcının kırıktır ya genelde. Ha, sen kuaförsün. Yani madem buraya oturuyorsun. Bu dediğim tabii 16-17 sene önce. Lütfen kendine çeki düzen ver. Sen örnek ol demek istiyor. Bak şimdi ben buna
Halbuki hangi nazarla baktım? Yine benimle uğraşıyor nazarıyla baktım, değil mi? Yok yok. O doğruyu kulak ver. Kendileri küçük olabilir, ruhları büyüktür. Hele hele o torunların. Aman ha. Aman ha. Öyle sözler çıkıyor ki hayatını değiştirir ya. Tertemiz bir sayfa açar. Tertemiz bir sayfa açar arkadaşlar. Arayıp sormazlarsa sitem etmeyelim mi? Hocam çocuklarımıza sesimizi etme. Allah'tan iste. Hayırlısı neyse ya Rabbim onu nasip et de. Gelmemesinde demek ki hayır var. Zorlama. Zorlama. Allah diyor ki kendinle ilgilen. Kutman Leyla, kendinle ilgilen diyor. Sana alan açtım. Haberin yok mu diyor. Yap kahveni, çayını. Ya çay yap, yağmurun sesini dinle, yağmuru seyret diyor. Git bir deniz kenarına diyor. Bir tiyatroya git, bir sinemaya git, bir dostuna git. Sal kendini aşağıya diyor. Hiçbir şey düşünmeden. Gördün mü? Ya ille de onlarla olalım. Yok yok, boş ver. Tabii birinin sınavına maddi manevi çok fazla müdahale etmeyin. Kader ölçüdür. Bir şey olmaz, Allah'a kovalıyor. Harika, Allah'a kovalıyor canım. Eyvallah. İşte orayı Allah'tan iste Özlem. Oraya karışamam şöyle. Teşekkür ederim. Nurcan, şöyle bir şey. Allah der ki tamam geldik başka bir konuya. İşte bir gün kız kardeşim bütün şeyleri arkadaşlarını toplamış gelmişti sohbete. Onlar da biraz bir şeyler anlattılar anlattılar. En sonunda hayvanlarla ilgili işte barınak yaptırdık, karınlarını doyuruyoruz, kısırlaştırıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani yaptıkları güzellikleri anlatıyorlar. Öğretmen de dinledi, dinledi, dinledi Mutlu Baba. Tamam, tamam kızım dedi. Tamam Nilüfer, tamam Ayfer, tamam Gül, tamam Ayşe. Siz vicdanlısınız, anladım der Allah dedi. Ama ben Rahman ve Rahim'im. Yani o duyguları zaten ben verdim diye. Yani bazen Allah'tan rol çalarız. O güzel bir şey. Yani güzel bir şey dediğim vicdanlı olmak kötü değil. Ama ölçüyü kaçırıyoruz. Ölçüyü kaçırıyoruz. Ölçüyü kaçırdığın zaman adı iyilik olmuyor. Adı iyilik olmuyor. Çünkü senin elinde kalmayınca karşı taraf şoka giriyor. Sudan çıkmış balık gibi o. Hadi sen güçlüsün. Yine ayakta durursun filan ama onları şeye alıştırdık. Her zaman yardıma. Yazık. Yapamazlar, edemezler. Aa, ruh öyle güçlü ki. Ruhu acılar. Bak işte o konumuzdu değil mi? Şimdi gelelim ruha. Ruhu acılar etkili hale getirir. Buluyorum şimdi. Ruh muhteşem bir şey. Bakın şimdi ruhu okuyacağım arkadaşlar. Sevgili çağırdı da kim gitmedi arkadaşlar? Evet, kayıpları olan arkadaşlara sesleniyorum. Dünyayla, Allah'la anlaşması bitti. Gurbetliği bitti. Onlar eğer yaşasalardı şimdi derdi ki kendine bak, kendine bak, ben burada iyiyim. Anne, baba, abi, kardeş. Neyse, ben iyiyim. Siz zevk alın hayattan. Benim acım, kederim bitti der. Ruh. Evet, geldik ruha. Şimdi bu konu çok su kaldırır.
Ama Allah'a sığınarak bu ruh konusunu konuşacağız. Çünkü ruh Allah'tan üflenendir. İnşallah haddimizi aşmayız. Dünya okulundan mezun oldu gidenler. Evet. Ne alemler bekliyor onu. Sevgili çağırdı da kim gitmedi. Bu dünyada inanana, Cenab-ı Allah'ı dost bilene galaksi hediye ediyor. Bak ne muhteşem bir şey. Hediyeyi veren hediyeden değerlidir. Ama El-Vahhab dökercesine veriyor, hazinesi eksilmiyor. Ve biz Allah'ı konuşuyoruz şurada. Bak bir anlık tefekkür bir yıllık ibadete eşliyor değil mi Kur'an-ı Kerim? Ne muhteşemiz ya. Ya biz mi anıyoruz? Hayır, o bizi bir araya topladı. Basketçi voleybola transfer olmaz. İlmi billah, ilmiyle bizi bir araya topladı. Evet, ruh. Çünkü nerede olacağız 400 kişi? Nerede toplanabiliriz? Niye çoluğunu çocuğunu bırakıp gelesin? Niye hastanı bırakıp gelesin? Hastan yanında olur. Moral alırsın, basarsın düğmeye. Dinlerim ben dersin. Bak, niyet iyi, akıbet iyi. Şimdi ruh, evliya, nafihti min ruhiyi tekrar üfler. Ruhu sorarlarsa bizden üflenen emirdir anlamındaki ayetin kısa hatırlanışı. Yani veliler diyor, mürşitler o üfleneni burada tekrar hatırlatır. Arzdan arşa her şeyi kaplamış olan ruh zaten yüce. Dahası olmayacak kadar yüce. Senin kendi ruhun da o ruh işte. Ruhun daha yücelmez. Ruh mükemmeldir. Allah'tan üflendi. Ruhun daha yücelmez. Sen nefsini o ruha secde ettirirsen nefsin yücelir. Yani aklı gönle bırak. Nefsini nefis et dediği olay. Hani Peygamber Efendimiz de diyor ya büyük cihat şimdi başlıyor. Ya Rabbim ne cihatı? Yeni bitti savaş diyor. Hayır, nefsinle olan savaş. Bu bambaşka bir şey. Ruhun daha yücelmez. Sen nefsini o ruha secde ettirirsen nefsin yücedir. Yani yüceden haberdar olur. Yüceden haberdar olur. Secde de budur diyor. Ondan haberdar olmak. Ruh cüz görünüşünde kalırsa ona cin de çarpar büyü de vesvese de. Ha, külli akla bağla. Cüzzi akılda kalma. Nasıl bağlanacaksın? Zaten şah damarından yakınım diyor, berabersin. Ona güven. Mu'in, en büyük yardımcı ismi. Mümin, en güvenilir. Veli, vekil, o ne güzel vekildir. Halik, senin sahibin. Cahillik devri insanı çok ilaha inandırdı. Bakın burası çok güzel. Sonra la ilahe illallah ilkesine varıldı. Ruhlar desek de, ruh diyeceğimiz dem yakındır. Tevhid. Tevhid Allah'tan ayrım şeytandan. Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Her varlık kendi cürmünde ruhu yansıtır. Ruh zaten olgundur. Ama sen ondaki olgunluğu idrak çabasındasın. Ruh güneş ışığı gibi bütün alemi kaplamıştır. Taşı, toprağı da, hayvanı, insanı da, ruhu birden fazla zannettiren eşyanın özelliğidir. Ruhu en iyi emen eşya insan vücududur. Gerçek insan vücudu ise kamil kişide. Kamil kişi ruhça yaşar. Ruhu yaşar, aklı gönle bırakır.
Allah'ın bak dediği yerden bakar. Hani gönül kırmaz. Ve arkasını. Kemal yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır arkadaşlar. Kamil insan. Kemalet ehli birçok açıdan bakar. Tukaka demez. Hep güzelliği görür. Şöyle. Her vücut kuyusunda bir Yusuf vardır. O Yusuf'u ortaya çıkaracağız Allah'ın izniyle. Başta kendi Yusuf'umuzu. Evet. Bir yanlış ifadeyi düzeltmek gerek. Ruh enerji değildir. Enerji ruhun içinde. Burası da çok güzel. Bir yanlış ifadeyi düzeltmek gerek. Ruh enerji değildir. Enerji ruhun içinde. Üflenen ruh değildir. Emirdir. Yani istidadına göre. Ruh tekamül etmez. Ola gelen ruhun eşyayı devamlı olarak işlemesidir. Evet, tasavvuf bunlarından Mutlu Damlalar kitabı. Bütün mevcudat ruh deryasında yüzer. Mana eşittir Allah demeye ramak kaldı demiştik ya. Ruh şarabı, ruh şarabı arkadaşlar. O öbür şarap değil. Ruh şarabı. Beden kadehlerinde ayrı ayrı görünür. Bu şarabı içmeye başlarken böyledir. Sarhoş olunca ne kap kalır ne kadeh. Yani tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Kırık testiden de içersin o zaman. Ruh, ruh deryasının değişik rüzgarlarının etkileşimindedir. Ruh, ruh deryasının değişik rüzgarlarının etkileşimindedir. Üflenen ruh değil, emirdir demişiz. Bakın, spiritualist uyuttuğu medyumun başının ve ayağının altına birer destek koyarak onu sırt veya yüzüstü bir köprü gibi tutabilir. Ve o köprü üzerine abansan çökmez. Bu ruhun bedene hakimiyetinin açık kanıtıdır. Tekrar okuyacağım orayı arkadaşlar. Spiritualist uyuttuğu medyumun başının ve ayağının altına birer destek koyarak onu sırt veya yüzüstü bir köprü gibi tutabilir. Ve o köprü üzerine abansan çökmez. Bu ruhun bedene hakimiyetinin açık kanıtıdır. Cüz'i ruhun külli ruhta olduğu idrakine varırsan külli ruhla aleme hakim olursun. Kaplar farklı olsa da içlerindeki aynı üflenen ruh. Burada şarap diye bahsetmiş. Yani insanlardaki vücut kuyusundaki Yusuf'u ortaya çıkar diyor. Ruh karanlık odaya sızan ışık gibidir. Onun nuru her yere girer. Çünkü her şeyin manası odur. Gören ruhtur, göz değil. Ruh tektir. Eşya kendi kabiliyetine göre ruhun alışverişine girer. Ruh tektir. Eşya kendi kabiliyetine göre ruhun alışverişine girer. Ruh dağda, taşta, kurtta, kuşta var ama akıl, aklı selime varmadıkça kamil kişideki ruhun tümü kaplayan yüceliği anlaşılamaz. Ruh zaman ve zemini giyerek gelir. Bütün bedenler ruha girer çıkar. Tıpkı denize dalar gibi. Evet, bedendir ruhtan çıkan. Ruh çıkmaz. Ruhtan beden çıkar. Bedeni burada bırakırsın, ruh aslına rücu eder. Nereden geldiysen oraya. Muhteşem. Biz söz verdik buraya, deneyimlemeye geldik. Ama burada mızıkçılık yapıyoruz, bedenlendi ki. Seni çevrene sevimli kılan o ruh kıpırdanışıdır.
Hareketi bırakırsan seni gömerler diyor. Beden yapısı sperm çekirdeğinden, ruh yapısı hüvel baki çekirdeğinden oluşur. Hüvel baki ölümsüz olan odur. O öz, o hu'dur. Beden yapısı sperm çekirdeğinden, ruh yapısı hüvel baki çekirdeğindendir. Hüvel baki ölümsüz olan odur. O öz, o hu'dur. Muhteşemdir, bilinmezdir. Muhteşemdir, onu bil yeter. Onu da işte nasıl hamd ettik sanırmışız. Ne haddimize hamd et demek, ne haddimize hamd edememek. Bütün kaplarda olan aynı ruhtur. Vücutların birbirine göre yücelik farkı, ilahi espriyi taşıma gücündeki farktır. Bugün paylaştığımız konu. Su ruha iyi bir misaldir. Girdiği kabın şeklini alır. Allah'ın Musa'ya asasını atmayı emretmesinin bir hikmeti de şudur. At o madde şartlarını da alemin ruhu olmanın keyfini gör. Yani sana lazım olanı ben lazım olduğu anda gönderirim. Maddeye dayanma diyor. Benimle ol yeter. Son cümlemiz. Ruh tektir, nur da tek ama denizde mavi, yaprakta yeşil görünür. Işık ancak tevhid zikrinde kendi ekseninde dönerken beyazdır. Zikir durunca kırmızı kırmızılığında, yeşil yeşilliğinde ısrar eder. Ben der. Oysa tevhidde süt gibi beyazdır. Ruh beden demiş. Kalıba gelmeyen ruhu Allah bedende kalıpladı. Evet arkadaşlar. Şimdi oraları bu kadarı yeter. Bu çok muhteşem bir şeydi yani. Allah razı olsun Mutlu Baba'dan iki cihanda hep yüzü gülsün demiştik. Zaten iz bıraktı gitti. Ne demek? Diyordu ki kızım sen bunları da veriyorsun ya bu bilgileri. Beni tanıtıyorsun ya. Çünkü Allah'ta emek zayi olmaz. Onun emeğini ortaya çıkaracak birisi gelir. Benim emeğimi çıkaracak sizlersiniz. Öğrendiklerinizi anlatın. Yaşayın Allah'ın izniyle. Evet. Evet, harika, muhteşem. Allah'tan bahsediyoruz çünkü. Müteal varlık, anlamı, hayatın. Dost Allah, kalp arkadaş bunu öğretti. Ben Allah'ı severim. Çok kolay söylenen bir söz diyor. Allah sevgisinin ispatı insanları sevmektir. Evet. Eyvallah Hatice. Evet, evet. Mürşit Allah. Gerçek mürşit Hazreti Allah'tır. Ama bu dünyada da Allah'ı sıradanlıktan farklı olarak kavrayan da mürşittir, velidir, kamil insandır. Teşekkür ederim harika Balcı. Özüne varmanın ilk adımı tevazudur. Bak şey aç dediniz hocam. Kitap açar mısın dedin Yasemin. Açtım. Kaf Dağı'nı aşmak Gaf Dağı'nı aşmaktır. Kaf Dağı diye bir dağ yok. Gaf Dağı var. O da ne biliyor musun? Kendini yalnız hissetmen. Şah damarından yakın olan seninle aman o gafa girme. Allah'ın gücüne gider. İste vereyim diyor ya. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste vereyim der Allah. Nalan Engin kaydediyorum canım. Kaydediyorum. YouTube'dan da izlersiniz. Bu şeyden de Instagram'dan da. Evet. Tabii sormadan cevap gelir. Çünkü talep talebe göre. Talep
Sen neredeysen ben oradayım der Allah. Her taraftan seslenir. Evet, Tülay Yeşilyurt. Hiçbir şeyi hor görmeyen göz Allah'a açılır. Hor görme, hor gördüğüne muhtaç olursun. Ayrı gören ayrı kalır canım. Ben de seni Halimeciğim. Hatice, lütuf sabır noktasında gelendir çıktı sana da. Gönülsel, bak bir şey istediğin zaman onun ortaya çıkması için de gayret etmek zorundasın. Ama şöyle bir şey, mesela ben bir kitap okumuştum, çocuk kitabı. Çok güzel, bestseller. Ama ben de pek etki yaratmadım, megaloman değilim. Belki bugün okusam, belki daha fazla etki yaratır, belki onu da yaratmaz, bilmiyorum. O anda şöyle bir dua etmiştim. Ya Rabbim, bu çoluk çocuğa ete kemiğe dokunur bir kitap yazmayı nasip et. Yazdırdı mı? Yazdırdı. Duan öyleydi. Ama ne zaman yazdırdı? O dileğinden 3-4 sene sonra. Çünkü fırının duvarları ısındı. Anında vermez. O kıvama gelince zaten zevk alamazsın ya da firavunlaşırsın her istediğin çok çabuk olursa. Necla, tamam, benim anneanne bana gerçek hayat hikayesi anlat var. Allah'ın bu kızı kim alacak kitabı var. Bak şimdi hep isteklerden bahsettiniz ya, onları şimdi şey yaparım. Senin için şuradan açalım buradaki. Her zerre kendi cürmü içinde hak varlığını izhar eder. Bir diş ağrıması bile diş cürmünce hakkını izhar eder. Yani diş ben buradayım dermiş. Şöyle, zaten dişin ağrımadan dişinin farkına varmazsın ki. Dişin ağrıdığı zaman ah işte tam burası dersin. Hani acılar bizi uyandırır dedik ya, ruh güçlüdür. Evet, hepimiz için bir tane acı. Davranış. Her iyi ve kötü davranışlar titreşim yayar. Evrenin her yerinde titreşim hissedilir. Davranış yasası bize ektiğini biçtirir. Dünyayı değiştirmeye kalkan kişi hayal kırıklığına uğrar. Öyle bir hikmete sahipse o zaman kendini değiştirmelidir. Bu da Mutlu Baba'nın Kalden Hale kitabından. Hepsi okumuşlar, yayıncılıkta var. Şimdi isteğe, hani isteği nasıl isteyelim, sözle mi demek istedi. Ben de gönlünde, işte iyi niyet devamlı duadır, kötü niyet duasız kalmaktır dedik. Gönlünde bir derdin var, bir isteğin, bir arzun var. O güzel. Yerine otursun istiyorsun olaylar. Yaşamı anlamlı hale getireyim istiyorsun. Çoluğuna çocuğuna güzel gelecek hazırlamak istiyorsun. Fakat bu arada şöyle de düşünüyorsun. Hani erkek olsun kız olsun, zor bir çocuğunuz var. İşte benimki kızdı. Allah'ım bu kızı kim alacak? Ne Kürt modeline, ne Türk, ne Arap, ne Laz'a uymuyor. Elim, hani bu mu koca, ben mi kocayım? İşte blokajlarımız var ya, sen ona eş yokmuş gibi. Hani imkansızı istiyormuşum gibi. Ya da o hiç mutlu olamazmış gibi. Gibi gibi. Elimi gözümden indirdim. Öğretmen, gözlerini zoom yapmış gözüme. Bana bak dedi. Allah'ın hazinesinde yok yoktur. Sen hiç Allah'tan istedin mi? Bakın, senkronize. Allah'tan nasıl cevap geliyor?
Çünkü Allah'ım diye başladın. Allah'ım bu kızı kim alacak? Yani. Geldim eve. Ya Rabbim. Hazinende yok yoktur. Onu anlayacak bir eş çıkart karşına. Funda'nın. Dileğin bu gönülden. İçi de güzel, dışı da güzel zaten ya Rabbim. Sen biliyorsun, senin kulun. Zaten. Kimi kime anlatıyorsun gibi. Yani yerini bulsun. Çok zor büyüttüm. Kimden istiyorsun? Orijinden. Alemlerin Rabbinden. Onun hazinesinde yok yoktur. İşte muhteşem yüzyılda Meryem Uzerli, Hürrem değil mi? Cuk oturdu o karaktere. Ama binlerce kızın içinden seçildi değil mi? Allah adamına göre yaratır. Role göre adam yaratır. Senin haberin yoktur. Senin blokajın öyle çünkü. 15 gün sonra ona Cankuş diyen bir tip. 2 sene nişanlı Cankuş. 16 senedir de evliler. Ağustos'ta 16, 18 oluyor mu? Hala Cankuş. Niye? Yana yana istedin. Samimiyetle istedin. Allah'ın hazinesinde yok yoktur. İste vereyim der Allah. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste vereyim der Allah. Bitti. İstek. El-Vahhab dökercesine verir. Ama ne istediğini bil. Bütün mesele bu. Bak. Ne istediğini bil. Para demedik, kariyer demedik, yaş demedik, hemşeri demedik, toprak demedik. Fizik demedik. Ya Rabbim onu anlayacak bir iş. Allah'ın yanlışı olur mu? Olmaz. Allah duyup da duymamazlıktan gelir mi? Olmaz. Teşekkür ederim Nurcan. Sen de iyi ki karşıma çıktın. Nasıl yüksek benlikle edilen dualar. Onu bir aç biraz Dilber. Annelerin isteği tabii anne başka bir şey yavrum. Allah'a giden annelerin isteği oluyor diyor bir arkadaş da. Allah'a giden en kestirme yol anne sevgisidir. Tabii. Çok fazla. Hayır, benim kız biraz gençlerin atarlı giderli dediğinden, biz yaştakilerin de tepkili dediğinden de hani korkum oydu. Ama onu anlayan bir eş çıkardı. Bak birbirlerine. O da onu anladı. Görüyor musun? Bak birçok şey arkadaşlar erkekte biter. Bunu da söyleyeyim. Mülayim davrandı. Cankuş dedi. Batmadı, batmaz. Evet. Evet, evlat ayıran annelere de... Oho, evlat ayıran anneleri ben sana anlatayım. Özlem, annem. Aha yine annem. Gördün mü? Bak çok severim. Ben kulu kölesi sevgi vermiş, vicdan vermiş. İşte üniversitedeyim galiba. Yok, liseyi bitirmişim. Ama 2-3 sene giremedim üniversiteye. İşte 20'li yaşlardayım demek ki. Bir baktım bunlar geldiler böyle gülüşerek mülüşerek ellerinde büyük paketler. Annem diğer kardeşlerimin hepsine kürk almış. Bana bir şey al. Ben de bekliyorum ki. Anne bana bir şey diyemedim. Kızım dedi sen kürk giymezsin ki dedi. E kürk giymem de deri ceket giyebilirim belki. Ha.
O ne biliyor musunuz? Hiç merak etmeyin. Size güveniyor. Ne yaparsam yapayım bu beni çeker diye. En çok seni seviyor Özlem. Dikkat et o zaman. Özlem de herhalde soruyu soran. Hiç fark etmez. Allah seni ödüllendirsin ya. Ya kürk almışlar. Bayağı tilki kürkü falan. Hani bu da kötü hayvan severler için ama bu anlattığım da arkadaşlar 45 sene olay. Önceki olay. Bağışlayın. 46 sene önceki olay. Bak Ayşe, gelecekten korkuyorum diyor. Geçmiş takıntı, gelecek kaygı. Allah bilir geleceği. Dem bu demdir, dem bu dem. Bu demin keyfini yaşa. Yalnız değilsin diyorum ya, şah damarından yakın olanla birliktesin. Neden ürküyorsun, korkuyorsun? Allah da hak zayi olmaz. Yok yok, ecel dediğin ne güzelim. Ay bir şey söyleyeyim o zaman Hülya sana. Olayların eceli vardır, insanların yoktur. İnsan ölümsüzdür güzelim. Ölmek yok, olmak var. Olunca gel der Allah. Bak işte sana eceli, ölümü anlatayım. Yine aileden yaşadığımı anlatacağım ki etkili olsun. Tatmadım bilemem ki, başka bir şey anlatmam ben. Bana sorularınızda eğer yaşadığım bir şeyse anlatabilirim. Değilse bilmiyorum derim. 2017 9 Mart. Eşim vefat etti. Kızım ertesi günü geldi daireler karşılıklı. Anne, ben babamın gözünün bebeğine bakardım. Mutlu mu değil mi diye. Anne babam nerede? İyi dinle. Ölüm ve ölümden korkanlar veya ölmüş olan yakınları için, hepimizin öldü. İşte ondan bahsediyoruz. Bak kızım dedim. Anne babam nerede diyor. Ben onun mutlu mu değil mi diye gözüne bakardım. Çok seviyor babacığım. Bak kızım, kabul et ki anne karnında iki bebek var. Ahmet, Mehmet. Mehmet doğunca Ahmet ne diyor? Eyvah kardeşim öldü diyor, değil mi? Öldü mü? Hayır. Anne karnına göre öldü. Orada kardeşini görmediği için öldü diyor. Bu dünyaya doğdu. Anne karnıyla burası bir mi? Değil dedi. Beka alemiyle burası bir mi? Kılıç kınından çıktı yavrum. Ne alemlere daldı o. O Allah'a kavuştu. Sevgili çağırdı da kim gitmedi? Derdi kederi bitti. Anlaşması bitti. Zaten bakın anlaşmadır. Bunun yaşla filanla da alakası yoktur arkadaşlar. Biz hani sınırlı sınırsızı alamaz. Ama insan olarak dünyaya geldik. O muhteşem olguyu lütfen içselleştirelim. Yani taş yaratmadı, maden yaratmadı, bitki yaratmadı, hayvan yaratmadı, insan yarattı. Eşref-i mahlukat. Biz de bize yakışan şekilde bu hayatı götürelim. Mahcup gitmeyelim. Duamız da şöyle olsun. Ya Rabbim, bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Mahcup gelmek istemiyorum deyin. Bu işte. İyi niyetlinin attığı her adım ibadettir arkadaşlar. Yok, ölmek yok, olmak var. Yani 18 bin alem seni bekliyor. Arkadaşlar bak bir şey söyleyeceğim. Hadi ölelim demiyorum yalnız. Bu, ne nefes verdiyse sonuna kadar götüreceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü büyük bir kazanç. Nasıl büyük bir kazanç? Biz buraya iz bırakmaya geldik. Diğer canlılardan farkımız bu. Hizmet edeceğiz. Hizmet. Pirim himmet, oğul hizmet. Hizmetten geçer bu yol. Ne alemler bizi bekliyor arkadaşlar. Allah bu dünyada inanan kuluna galaksi hediye ediyor. Gayet normal ilim her an kendini, kainat, evren, dünya, yani o makro, mikro, makro, cüzi irade külli iradeye bağlanırsa sen geleceğin ne kadar muhteşem olduğunu anla. Öğretmenimiz öyle demişti.
Siz orayı demişti böyle iğne ucu kadar görseniz burada toplu gidişler olur demişti. Ha. Onun için amana amana o verdiğini geri almaz, daha iyisini verir ya da değiştirir. Merak etmeyin. Hizmet insanlığa kendin, yani hizmet insanlığa hizmet. Diyelim ki ben şu anda size hizmet ediyorum, değil mi? Güldürmeye çalışırken gülüyorum, yetmez mi? Çünkü ne yaptığımı biliyorum. Ya sen hizmet edeceksin de Allah alan açmayacak ha? Açar. Açar. Tabii ölene kadar yaşayacağız ve ya Rabbim diyeceğiz. Bana vermiş olduğun potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et, yardım et. Mahcup gelmek istemiyorum. Ha öyle mi kulum? Allah duyup da duymamazlıktan gelmez. Görüp de görmemezlikten gelmez. Bir güzellik arkasından bir güzellik daha gönderir. Yeter ki egoya kapılmayalım. Ay ben neler yapıyorum, şunu yaptım da bunu yaptım da değil. Yap unut. Bak Mısırlıların çok güzel bir sözü var. Çok seviyorum. Diyor ki içinde bulunduğun anı ye, tabağını da kır gitsin. Yani ne zaferine sahip çık, tutun, ne başarısızlığına dert et. Hepsi yaşanması gerekenler yaşanır. Ama gönül zaman ve mekana göre değil arkadaşlar. Zaman ve mekan gönle göre yaşanır. Sen neredeysen ben oradayım der Allah. Ne istiyorsan veririm der. Hazinemde yok yok. Ve zaten bizi Allah'a kovalayan her şey mübarek dedik ya. Dost Allah, kalp arkadaş. Dünyada mutluluk, Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. Ve insanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. Olay bitmiştir. Biz onun muhteşemliğini görmeye geldik buraya, tatmaya geldik. Ah biraz da, ha ölüm mü? Ah biraz daha bu özlem, biraz daha bu özlem. Özlem ona kavuşmak aslında. Aşkın sahibi, sevginin kaynağı. Vefanın ta kendisi. Alemlerin Rabbi. Akla sakat ya. Sonsuz hamdü senalar olsun. Kendini konuşturtuyor. Kim? O nasip etti. O etmese, biz o bu demese biz şu diyebilir miyiz? Cüzi akıl kendi aklımız. Aklımızı beğeniriz ya. Hani Allah'ın bize vermiş olduğu akıl. Ama külli akla, ya Rab, yani Allah'la bağlantı kurup da işte bak cüzi akıl bu. Diyelim bunun içindeki su benim aklım. Benim aklım kimseyle değil. Değiştirmezsin zaten, merak etme. Herkes kendi aklını çok sever, beğenir. Zaten yaşayamazsın beğenmezsen. Dergahlarda derler ya, aman kızım oğlum o aklınızı bir dışarıda bırakın. Hani vestiyer gibi yerde askılıkta bırakın, sonra giderken nasıl olsa alacaksınız der. Ama akıllı kişi tecrübeden yararlanır. Allah'ın senin karşına çıkarttığı öğretmeni, kıymetini bildirtir. Bilmen lazım. Biz mesela ben öğretmeni gördüğümde tamam dedim. Ya Rabbim, Ya Rabbim. İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. İşte cüzi akıl, külli akla. Bu senin aklın. Öbürü de külli akıl, büyük akıl. Allah'ın külli akıl. Derya. Bunu deryaya dök bakalım. Sonra bunu bulamazsın ki. Deryadan almaya başlarsın. Bilmediğini öğretir. Yaşamadığını yaşatır. Tatmadığını tattırır. Vesvese. Tabii. Cüzi akıl şu. Oho korkarız tabii. Tabii korkarız. Ama korku da bir hani savunma duygusu gibi ama fazlası kötü. Allah var, gam yok. Gam mı var?
Allah'ı unuttun, sen çözmeye çalışıyorsun. O zaman kötü. İşte benlik geldi. Cüz'i iradene güveniyorsun. Bir dakika ben yaparım diyorsun. O değil. Evet arkadaşlar. Birisi bir müzik dinleyelim dedi. Ana trafoya bağlanmak. Evet. Ana trafo Cenab-ı Allah. Öyle kabul et. Bizim ayarımızı verir. Siz de sağ olun. Son attığın neydi Dilber? Okuyamadım canım. Ben burada görebilirsem. Karakterimiz kaderimizdir. Amin canım. Şimdi bir müzik dinleyelim. Ondan sonra da böyle yavaş yavaş. Teşekkür ederim Hülya. Ya Allah. Ya Rabbi. Doğru kişiyi Allah'tan isteyeceğiz işte. Ya Rabbim diyeceğiz. Baştan sona izle şeyi. Hadi bugün neşeli olsun. Çünkü Allah var, gam yok. Amin. Yine Mutlu Baba mı seslense? Ay kaç, senin gönlün çok temiz ya. Çok affedersiniz. O zaman ben bir gaf yaptım. Biraz önce o çıkıyordu. 3'e bastırdım. O zaman Mutlu Baba'yı dinleyelim. Sonra yine aynı parçayı. O zaman dur. Ah tamam, ben bir saygısızlık yaptım. Özür diliyorum. İşte ben, ego, düşünce şöyle. Ay onu dinlemiştik falan gibi. Halbuki velin sana bunları öğreten vefalı o. Bir anlık gaflette, kusura bakmayın. Dinleyin arkadaşlar. Ukba'dan sesleniyor adeta. Tabii canım. Ya Rab, gerek var mı bu dünyaya? Buradan bir şey aparmaya. Ne lüzum var boyanmaya? Solup giden bu dünya. Bir şey var ki yaratıldı, kula halik tanıtıldı. Öyle denip yanıltıldı, doğruluk kaldı bekaya. Mutlu ne demek istersin, sen serer serpe söylersin. Acep kimsin, kiminlesin, selamın var mı ukvaya? Evet. Şimdi o zaman birinci parçayı izleyelim. Bunca yıllar aradım gönlümün sahibini. Sonra da ikinci parçayı dinler kapatırız. Müziklerin çıkmasına sebep oldu. Gönlü güzel. Allah'ım demiş. Ha, Mutlu Baba bunları Çiğdem abla CD yapsın mı demişti. Bunca yıllar.
bunca yıllar aradım. Gönlümün sahibini. Gereken bir kimseyi. Olmasa da yanımdadır, yanımda. Yok canım. Eyvallah. Aynen öyle Aykaç. Para. Ne güzel. Ben de sizi yeni tanıdım. Ben de sevindim Ceylan. Ne demek? Mehtap ne demek canım? Aslı diye bir arkadaşımız söylüyor. CD çıkacak. Bu hafta çıkıyor arkadaşlar. Okumuşlar yayıncılıktan bulabilirsiniz. Gönül gönle karşıdır. Derler ona şaşıdır. İkiliğe karışmamış. Nefis desem karşımda. Ayrı gayrı ne demek? Kesret vahdet ne demek? Çokluk teklik ne demek? Halik mahluk ne demek? Halik mahluk ne demek? Mutlu ahet Allah'tan, birleştiricilik Allah. Ayrı gayrı ne demek? Kesret vahdet ne demek? Halik mahluk ne demek? Mutlu ahet Allah. Ahet. O tekliğin içinde biz de varız, merak etmeyin. Bak, valsten, tangodan niye ilahi olmasın? İşte, gönlüne göre verir. Çok teşekkür ederim. Siz de iyi ki varsınız. Eyvallah Ferda. Benzeyemez, bezeyemez. Bunu candan uzun söylüyor müzik öğretmeni. Biraz önceki Aslı Akoba. Benzeyemez senin gibi, senin gibi kimse. Kimse senin Leyla Mecnun, Mecnun Leyla. Umman damla damla umman. Bu göz görmez, dil söylemez. Teşekkür ederim Cerdan. Ben sevgilim, sağ ol. Muhabbetsiz sakin. Ben ölürüm haydan. Yok, çarşamba pazar oluyor. Diriyim candan yana. Ah ben diriyim ondan yana. Allah var gam yok. Sonsuzluğun güzelliğisin. Ne kadar şükretsen azdır. Avukat Hanım, YouTube'dan ya da Instagram'dan diğer şeyleri izleyin. Videoları. 22 Kasım'da başladı galiba benim şeylerim. 2022'de videolar. Hepsinde ayrı bir akış vardır. Hepsinde güzel şeyler bulursunuz Allah'ın izniyle. Benzeyemez, benzeyemez senin gibi kimse senin.
teyze. Denize yanamaz, teyze yanamaz. Evet, soğuk algındı. Kimse seni, Leyla Mecnun, Mecnun. Sohbet var, çarşamba ve pazar saat 10'da, işte Instagram'da bu sohbetler. Bu göz görmez, dili söylemez. Esin'cim, eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim Nora. Evet, olay bitti. Tabii. En büyük fantazi hayatın kendisidir. Hayat kutsal varlığın bilgisini verir. İyi, peki bunu da dinleyin. Gitmek mi zor, kalmak mı? Evet. Müzik bambaşka bir şey canım. Amin, harika. Odur gönülde, görünmez tende, görünmez tende. Bir garip belde, bir garip belde. Şahane gönül. Odur gönülde, görünmez tende. Bir garip belde, şahane. Bir garip belde, şahane gönül. Sevda, sevda vurgunu. Akıl yorgunu. Kaygı düşkünü. Çok güzel. Cerdem, çok güzel. Müzik en güzel arkadaş. Tabii tabii. Tabii gül. Kılıç kınından çıktı. Bak ne güzel şeyler yapıyor. Onlar gönderiyor tabii. Gitarın güzelliğine bak. Bunu Melisa Çallıoğlu söylüyor. O mu söylüyor? Galiba. Tam bilmiyorum, ayıp olur öbür sanatçı arkadaşlara. Bu hafta çıkıyor zaten. Eyvallah. Müzik ölümsüz alemden esintidir. Müziğe devam. Enstrüman çalın. Yalnız kalmazsınız. Çok güzel bir arkadaş olur. Veste güfte çıkar. Hayırlı geceler. Dua edeceğim. Kutman sen mi demiştin? Dua ile kapatalım diye. Aça gör de bak. Gör seninle. Gör seninle hak. Özünde mutlak. Ey mutlu gönül, Allah özünde, gönlünde. Aça gör de bak, gör seninle hak. Özünde mutlak, ey mutlu gönül. Sevda vurgunu, sevda vurgunu, gönül yorgunu. Akıl yorgunu.
Melisa Çallıoğlu. Söyleyen. Kaygı düşkünü. Divane gönül. Kaydedeceğim. Dua edelim. Hemen kaydedeceğim canım. Eyvallah. Eyvallah. İşte bu karşılıklı istek. Bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahil alemin. Ferdun. Hayyun. Hakimun. Hakemun. Adlün. Kuddüsün. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Kazayı, belayı, derdi, kederi, illeti, musibeti defiref eyle. Hayırlı uzun ömürler, hayırlı kazançlar lütfu ihsan eyle. Zulmetimizi nura, cehlimizi ilmi irfana, taklidimizi tahkike, kalimizi hale, havai hevesimizi Allahu bes, baki hevese, tebdiline, terfiine, idrakine erdir. Ya Rabbi, kabulü dua, kabulü niyaz, el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine errahmanirrahimin. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbidu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel mustakîm, sırâtel lezîne enamte aleyhim. Gayrul makdubi aleyhim veleddalin. Amin. 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 Allah duydu demekmiş. Eyvallah. Hakkım helal olsun ne demek? Evelallah. Allah istedi. Ne güzel sohbet ettik. Bunu şimdi kapat. Şarj. Evet. Allah Mutlu Baba yine başladı. Şeyi kapağı kapattım. Yemin ederim arkadaşlar, ben bir şeye bastırmadım. Allah Allah. Anlayın ki ölü yok işte. Ölü yok. Anıldıkları yerdeler. Ve duymamız gerekenleri Allah duydurur. Teyp buradaydı ve şeyi kapalıydı. Ya Rab, gerek var mı bu dünyaya? Buradan bir şey aparmaya. Ne lüzum var boyanmaya? Solup giden bu dünyaya. Bir şey var ki yaratıldı, kula halik tanıtıldı. Öyle denip yanıltıldı. Doğruluk kaldı bekay. Mutlu ne demek istersin? Sen sere serpe söylersin. Acep kimsin? Kiminlesin? Selamın var mı ukvaya? Selamın var mı ukvaya? İşte selamımız olsun. Evelallah. Bunlar selamdır. Bizden önce gidenlere selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı geceler diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tek cümle açalım. Hepimize ya Rahman. Allah Allah. Arkadaşlar. İnsanın babasının geniyle dünyaya gelmesinden kıyasla mürşidin ruhuyla gelir, onun ruhuyla gidersin. Ne diyelim? İnsanın babasının geniyle dünyaya gelmesinden kıyasla. Mürşidin ruhuyla gelirsin, onun ruhuyla gidersin. Derdi ki bize, oğlum, kızım, bu dünyaya gelenin hepsinin bir babası var. Ama mürşit babası olan azdır derdi. Evelallah, evelallah, ruhu şad olsun. Sevgi. Sevgi ve muhabbet. Ya evet evet, o çıktı. Hani bir arkadaşımız dedi ya, bir tane açın dedi hepimiz için gibi.
Eyvallah. Eyvallah. Yani bu muhteşem bir şey. Her taraftan Allah sesleniyor. Şöyle diyor. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmak diyor. Yani Allah'a götüren, sen Allah'la olmak istiyorsan Allah'a götüreni bulursun zaten. Bitti. Sanki hani kendini bilen Rabbini bilir, Rabbini bilen kendini bilir. Sokrat, Hazreti İsa'dan 500 sene önce. Hep bu anlayıştayız, hep bu idrakteyiz, hep bu özümüzü tözümüzü arayış idrakindeyiz. Bak, çocuk ya, Miray torun, Allah uzun ömürler versin, şu anda 12-13 yaşında. 4-5 sene önce ya, en azından 4 sene oldu. Bir Ramazan gecesi terastayız, balkonu. Balkonu kapatmışlar, oradayız. Bu iftara da çok az bir zaman var. Anneanne dedi, biz Cenab-ı Allah'ı görecek miyiz bu dünyada? Yok kızım dedim, mümkün değil. Güneşine bakamazsın yavrum dedim, gözlerin akar, o güzelliğe bakılmaz. Peki dedi, orada, yani bekayı kastediyor, ahireti kastediyor. Şöyle bir durdum, Allah'ım dedim, özür dilerim. Haddimi aşıyorsam, evet diyeceğim, bağışla yanlışım varsa. Evet dedim, şöyle kafamı salladım. Kalk gidiyoruz dedi. Bakın. Yani o özü tözü aramak nasıl muhteşem bir şey. Çünkü o üflenmiş ona. O zaman da şeyi yazıyordum. Allah'ım bu kızı kim alacağı? Ay dedim, daha bunun üzerine kitap yazılmaz dedim. Bir mevzu olmaz. Onunla bitirecektim. Mizampayışçı konuların yerini değiştirmiş bakın. 6-7 yaşındaki çocuk veya 8 yaşındaki çocuk kalk gidiyoruz diyor ya. 9 yaşında olsun. Ya gördün mü? Selamın var mı ukbaya değişi. Yani ah biraz daha bu özlem, biraz daha bu özlem. O kaybı olan arkadaşlar kayıp değil. Onlar sevgiliye gittiler. Biz de gideceğiz. Ama potansiyelimizi ortaya çıkarıp gidelim inşallah. Benim torunum Aykaç, Miray, kızımdan. Eyvallah. Tabii günahlar da yaklaştırır. Çünkü neden biliyor musun Allah'a? Tövbe diyor, ne acayip bir binektir. İnsanı bir lahzada yeryüzünden gökyüzüne çıkarır diyor. Tabii tevvab Allah. Duaları kabul eden Allah. İşte devam et Elif. Bu sohbetlere devam et canım. Bu kitapları oku, bu CD'yi dinleyelim filan. Yeter. Bulunduğun ortam terbiye metodundur. Memnunsan ne ala, memnun değilsen alul ala. Demek ki sana yetemiyoruz. Ama bulunduğun ortamı iyice bir, yani ya Rabbim beni buraya attın, burada bunlar var de. Yani şey, sadık ol. Sadıklık götürür. Sadıklık aşkı doğurur. Eyvallah. Allah var, gam yok. Allah'ın seninle olduğunu unutma. Fatma, bak endişeden, kaygıdan bizi ne kurtarır demişsiniz. Geçmiş takıntı. Geçti, bitti, gitti. Alınması gerekenleri alırız içinden. Olağında hayır vardır. Gelecek takıntı, kaygı. Geçmiş takıntı, gelecek kaygı. Allah bilir geleceği. Kul kurar, kader güler. Dem bu demdir, dem bu dem. Sen Cenab-ı Allah'lasın, merak etme. Allah Fatma'yı yürütecek de dünyanın bütün insanları gelse durduramaz. Durdurduğu zaman da yürütemez. Onun için dost Allah, kalp arkadaş. Dünyada mutluluk Allah'ın dünyasında Allah'la olmaktır. Biz onun için buraya geldik. Orada zaten onunlayız. Onun keyfini şimdiden yaşayalım. Çiğde, 21 yaşındaki Çiğdem'e ne söylerdiniz? Orayı anlayamadım. Sadık tabii. Allah'ın sadık kullarından. Allah'a sadık olmayıp da kime sadık olacağız? Ona teşekkür. Hamd ettik sanırmışız. Ne haddimize hamd etmek, ne haddimize hamd edememek. Hı hı.
sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Tavsiye verecek olsanız. Ya 21 yaşındaki size. Panik yapma derdim. Panik yapma Çiğdem. Allah var, gam yok derdim. Gam mı var? Allah'ı unuttun, sen çözmeye çalışıyorsun derdim. Ey aceleci derdim. Ey sabırsız, ey korkan. Ey panik yapan derdim. Allah var, gam yok. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymuyor, yola devam. Onda haksay olmaz. Güzelliklerin, verdiği güzelliklerin tadına varalım arkadaşlar. Bakın, evrensel günah kar topu oynamaman, kayak yapmamandır mevsiminde. Denize girmemendir. Yağmur yağdığında o kokuyu içine çekmemendir, çay içmemendir ya da onu seyretmemendir. Onun tefekkürüne girmemen bence evrensel günahtır. O güzellikleri seyret, muhteşemliği seyret. O renk cümbüşünü. Denizin 3000 metre derinliğindeki güzellik kime? Kendine. Ama kuluna diyor ki, gel Aykaç, gel Cerdem, gel Elçin, gel Tamer, gel Sema, gel Nurdan, sen de seyret. Gel Çiğdem, sen de seyret diyor. Nertugi. Eyvallah. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Şarj biterse belki kaydedemem. Ayıp olur yeni giren arkadaşlara. Teşekkür ederim Gültencim. Çok mersi, sağ olun. Allah verdiğini geri almaz, daha iyisini verir. Sohbetlerimiz, cevaplar gelir Allah'ın izniyle. Ben sizden, siz benden. Ozmotik bir yapı. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Eyvallah bir tanem. Sevgi ve muhabbetle. Hoşça kalın.